Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizin 3. bölümündeyiz. Normalde ben bu videoyu daha önceden çekmiştim arkadaşlar. Ama kayıt programında bir sıkıntı olduğu için seste kaymalar olmuş bayağı bir. Ve görüntüde de bazı takılmalar olmuş. O yüzden başka bir şeyler yapacağız artık. Önceki bölümde yaptıklarımı da size göstereceğim kısaca. Ama onun videosu maalesef yok. Şöyle birazdan gösteririm o tarafa yaptığımız şeyi. Önceki bölümde normalde bir tane köpeğimiz olmuştu. Bir tane köpek evcilleştirdik. Şurada buldum, ileride hemen hemen arkasındaydı. Öldüründe iskeletten çıkan bir tane kemikle hemen evcilleşti. Bunu halledeceğiz. Daha doğrusu bunu aldık yanımıza. Şuradan yemeğimizi alalım. Güzel, acıkmayalım daha sonra. Birazcık yemek sıkıntım var ama onu bu bölümde halletmeyi düşünüyorum arkadaşlar inşallah. Evet, ikinci bölümde normalde buraya kendimize bir tane maden girişi yapmıştık arkadaşlar. Ben bu maden girişini en aşağı kadar 11. katmana kadar indirdim. Birazcık orada yer açtım maden kazmak için falan. Daha sonradan orayı düzenlediğimde, güzelleştirdiğimde gider oraya da bakarız. Şu an çok görülecek bir şey yok. Sadece taş her yer. Buraya normalde çektiğim ama sonradan hata olan bölümde bir depo yeri inşa ettik. Böyle küçük bir depo yeri. Burada sandıklarımız var işte böyle. Şöyle bloklarımız, işte bitkilerimiz, moblardan düşen eşyalar, madenlerimiz. Birazcık maden buldum aşağı inerken. İşte burada da yine tahta ve yapı malzemelerimiz var. Böyle bir yer oldu. Ben beğendim şahsen. Hani güzel durduğunu düşünüyorum. Kullandığımız odunlar da yandaki maden girişiyle aynı renk, aynı ton olduğu için. İkisi de meşe bu arada. O yüzden güzel durdu gibime geliyor. Bugün aklımda olan başka bir plan var. Buradan yolları çektim tabii önceki bölüm. Bunları gösteremediğim için kusura bakmayın. Bugün şu alana bir şey yapacağız. Buraya küçük bir tarla yapmak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir tarla yapalım. İşimiz görülsün. Açlığımız hem gider bu sayede. Hop, şu bloğu alalım. Kendimize şimdi birazcık gidelim demir alalım. Kova yapmamız gerekiyor suyu taşımak için. Geldik. Şuradan 3 tane demir yeterli olacaktır. Daha sonra kendimize biraz odun alalım. Yapı malzemesi olarak kullanmak için. Şunları alıyorum. Şuradan birazcık çit yapmam gerekiyor arkadaşlar. Önce çubuğa çevirelim. Sonra şuradan birazcık odun yapalım. Evet ve meşe çitimiz burada. 24 tane yetmeyecektir. O yüzden birazcık daha yapacağım. Şöyle yapsak yeterli olur herhalde. 45 tane. Bir tane kapı yapmak istiyorum. O yüzden yine odana dönüştürdüm bir kısmını. Şöyle meşe kapımız da burada. Tamam, basamağımız var. Merdivenimiz var. Çitimiz de var. Yani demirden kova yapalım. Unutmadan. Tamam, kovamız da var. Yapabiliriz. Küçük bir şey yapıyorum. Hani çok öyle ekstrem büyük bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten elimizde hani büyük bir alanı dolduracak kadar tohum ve benzeri şeyler yok. O yüzden daha minimal düzeyde tutacağım. İleride ihtiyacımız olursa zaten ben daha sonradan büyütürüm. Yeni yerler yaparız en kötü. Onları da videoda gösteririm zaten. Buradan suyumuzu alıyoruz. Bütün alanın orta noktası olduğu için buraya koyuyorum. Bunun üstünü daha sonra meşe basamakla kapatacağım bu şekilde. Ve üstüne bir tane meşale atacağım. Ki burada mob spawn olmasın. Gereksiz yere uğraşmayalım daha sonra diye. Ondan sonra bu alanımız içerisi 7 blok. Yan tarafta da 5 blok şeklinde. Şu dış kısımlar bizim çitlerimizin geçeceği yerler. Buraları böyle belirledim. Yanlış yapmayalım diye. Bizim tarlamızın girişi buradan olacak arkadaşlar. O yüzden buraya bir tane kapı atalım ona. Daha sonra ise çit kapımızı alalım. Buralara birer tane çit koyacağım şu şekilde. Daha sonra buralara kütük. Sen de gel. Buralara kütük. Köşe kısımlar hep kütük olacak arkadaşlar. Daha hoş dursun. Düz çit olursa çünkü çirkin durabilir. O yüzden arada böyle kütükler de atmak gerekiyor. Şöyle koyalım. Böyle çitlerimizi çekiyoruz. Tamamdır. Tamam. Böyle çektik. Evet.
Neredeyse hazır, bitmek üzere. Şuradan birazcık basamak koyalım. Basamak koyalım. Basamak koyalım. Buraları hemen basamakla kapayalım arkadaşlar. Çirkin gözükmesin. Tamamdır. Evet. Şimdi içeriği çapalamamız lazım. Hemen kendimize bir tane çapa yapalım. Evin içine girelim. Şuradan bir tane çapa yapalım hemen. Şöyle çubuğumuzu aldık. Taş çapa yapalım. Bizi şimdilik idare edecektir. Hemen gidelim çapalayalım. Daha sonra da uyuyalım. Gece olmak üzere. Şöyle çapalarsak buralar ıslak kalacaktır. Çünkü şu ortaya su koyduk. Ortaya koyduğumuz su sağa sola her yöne doğru 7 blok gidiyor. Yani bu yöne doğru 7 blok, bu yöne doğru 7 blok, bu yöne doğru 7 blok şeklinde. 4 yöne de 7'şer blok gidiyor. O yüzden kurumayacaktır o topraklar. Rahatça ekim yapabiliriz oralarda. Geçelim yatalım hemen. Gece oldu. Gördüğünüz gibi yatak burada değil. Yatağı üste taşıdım buraya. Manzarayı görüyoruz. Yani daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Uyurken düz tavana bakmayalım diye. Böyle bir şey yaptım. Bunun arkasına bir tane yatak başı yapmayı planlıyorum. Birazdan tarlamızı ekince yaparız. Yanlarını falan kapatacağım. Daha böyle güzel dursun diye. Etrafı hoş dursun diye. Şöyle gelelim. Burayı şimdi ekmemiz lazım arkadaşlar. Ama ekecek tohumlarımız depo yerimizde. Gidelim hemen depomuzdan tohumlarımızı alalım. Daha sonra da ekmeye başlayabiliriz. Elimde şu an sadece buğday tohumu var. Toplam 9 tane. Daha sonra bunları ben bölüm aralarında çoğaltırım. Orayı tamamen doldururuz. Şu an burada 34 tane yanlış hesaplamadıysam yer olması lazım. Burayı ektikçe daha da çoğaltırız zaten. Şöyle ekelim hemen. Evet, 9 tane bitti. Burayı ben daha sonra şey yaparım, tamamlarım. Bu arada gördüğünüz gibi tohumlu bir yer gelişimini elde ettik. Tohum ektik ve büyümesini izliyoruz şu anda. Güya göreve göre. Bu büyüdükçe ben burayı doldururum. Bir dahaki bölümü artık burası full bir şekilde görürüz zaten. Onun haricinde şey yapalım. Şu yatak odasını düzeltelim hemen. Yatak odasındaki o yatak başı olarak falan meşe odunu kullanmak istemiyorum. Onun yerine burada değil. Heh, burada. Burada daha güzel odunlar var. Onlardan kullanacağım. Siz gidebilirsiniz. Koyu meşe kullanmayı planlıyorum. Koyu meşe bir tık daha güzel duracaktır. Kendimize hemen buradan birazcık tahta yapalım. Bu tahtalarla da kendimize tuzak kapısı yapalım. Birazcık daha gerekiyor. Evet. 4 tane şimdilik yeterli olacaktır. Hemen evimize gidelim. Üst kata çıkalım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim yatağımız burada duracak. Çünkü odanın orta noktası bu nokta. Camın ortasını direkt hize aldım. Ama öncelikle şu yatağı buradan çıkaralım. Evet. Merdivenlerimizi ve basamağımızı alıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane ters merdiven. Buraya bir tane ters. Olmadı. Al onu. Şöyle destek alıyorum. Buraya bir tane ters merdiven. Daha sonra ortasına bir tane basamak. Bakayım nasıl durdu. Peki buraya tuzak kapısı atsak nasıl durur? Tuzak kapısı bir tık daha güzel durdu gibi arkadaşlar. Tuzak kapısı kalsın. Daha sonra yatağımızı koyacağız. Bu şekilde. Sanki bir yatak başıymış gibi. Şunu açsak. Güzel durdu ya. Böyle kalsın. Daha sonra bunların yanına da şu şekilde merdiven geçeceğim. Şöyle merdiven. Şuraya bir tane basamak. Buraya basamak. Buraya da basamak şeklinde. Böyle bir yatağımız olacak. Sanki yer yatağıymışçasına. Böyle yatabiliriz hem. Şu an gece olmadığı için yatamıyorum maalesef. Onun haricinde ne yapabiliriz? Şuraya bir tane şey koymak istiyorum. Onu yapalım. Eşya çerçevesi yapalım. Şurada. Hemen gidelim derilerimizi alalım. Bir tane eşya çerçevesi yapalım kendimize. Buradan bir tane deri alıyorum. Şu şekilde. Buradan eşya çerçevesi için çubuğum yetmiyormuş. Bir tane eşya çerçevesi yaptık arkadaşlar.
gidelim bakalım. Buradan da nerede? Şunu alalım. Size söylemiştim arkadaşlar, ilk kullandığım eşyaları asmayı planlıyorum diye. Buraya şöyle eşya çerçevesiyle beraber ilk yaptığımız eşyamızı asalım. Baltamız şöyle durabilir. Burada böyle sergilenecek arkadaşlar. Güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ama benim yapmak istediğim başka bir şey daha var. Hemen onun için deniz kenarına gidelim. Buradan birazcık kil toplamak istiyorum arkadaşlar. Kil var mı bakacağım, hemen şöyle birazcık suyun altına ineyim. Şurada var. Şuradan birazcık kil istiyorum. Güzel bir şey olacağını düşündüğüm bir detay ekleyeceğim. Hop. Şu kadar yeterli olur herhalde. Bakalım. Tamam, 20 tane fazla bile. Şöyle gidelim hemen evimize doğru. Evet. Bu arada arkadaşlar, köpeğimizin ismi ne olsun? Bunun için yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bir isim etiketi falan bulduğumuzda köpeğimizi isimlendiririz. Daha hoş bir şey olur, isim olur, güzel isim olur. Şu an bir ismi yok, sadece bir köpke. Evet, şimdi bu killerle ne yapacaktık? Heh, hatırladım. Buradan birazcık kendimize 6 tane kil eritelim. Hatta 8 yapalım, daha sonra kullanırız. Ya da hepsini koy. Bunları ısınsın arkadaşlar. O arada bende hiç güzel bir şey yokmuş. Şuradan birazcık çiçek almak istiyorum. Oradaki killeri ısıttığımızda tuğlalardan kendimize saksı yapacağız. O saksıları da yatağımızın uç kısımlarına koyalım. İçine de çiçek koyarız. Daha güzel, hoş bir görüntü çıkar. Şu güzel bir renk arıyorum ama kırmızı olur herhalde. Kırmızı güzeldir. Depomuza bakalım, belki başka küçük çiçekler vardır. Oradan alırız en kötü. O tarafı kullanırız. Şöyle bakıyorum. Leylek istemiyorum. İnci çiçeği olabilir. Şu kırmızı çiçeğimiz kalsın yine. Neymiş bunun ismi? Gelincik. Güzel. Koyu meşe fidanım var. Bu benim için çok güzel oldu. Bir daha gitmem gerekmez. Bu sayede şeye. Koyu meşe ormanına. Yine gidip biraz fidan kasmam gerekebilir tabii. İki taneden çıkıyorum bilmiyorum ama. Onun harici şurada gördüğünüz gibi şeker kamışlarım var. Bunları ben bölüm arasında ekerim. Sonra diğer bölümde zaten onlar büyümüş olur. Toplamış oluruz o zamana kadar. Gidelim kendimize hemen bakalım. Killerimiz piştiyse saksı yapalım. Güzel, geçtik. Kapat. Güzel, 8 tane pişmiş file. Şuradan kendimize birazcık saksı yapıyoruz. Güzel oldu. Tamam. Saksılarımızı da şöyle alalım. Acaba farklı bir şey denesem mi? Şuraları bir kıracağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu tarafa geçemiyorum. Tamam. Şunları da kırdım. Buralara basamak koysak. Basamağın üstüne güzel durmadı. Şöyle yapsak. Şu şekilde basamak koysak. Evet, böyle güzel. Böyle çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Buraya bir inci çiçeği atalım. Buraya bir tane gelincik atalım. Şöyle baktığımız zaman gerçekten hoşuma giden bir görüntü oldu bu. Burayı da basamaklı değil de koyu meşe kapısıyla kapayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu böyle açık duracak ki böyle yumuşak bir geçiş sağlasın bize. Çünkü basamak bir tık kaba duruyor gibiydi. O yüzden böyle daha hoş durdu şu an. Daha çok sevdim. Evet. Yeterince güzel. Daha sonra bu chestleri falan buradan alacağım arkadaşlar ben. Buraya daha farklı şeyler yapmayı planlıyorum. Hatta şimdi yapalım birisini. Şöyle alayım ben bu chestleri. Sen de gel. Tamam. Buraya ise şurada. Kendimize burada bir tane. Yanlış oldu. Şunu alayım. Git sen gel. Şöyle yaptığımız zaman şunu da alalım hemen. Fazlalık blok. Tamam. Siz gidin. Birazcık daha kile ihtiyacım var.
Kilimiz burada. Bir tane daha saksı yapalım hemen. Şöyle. Sen de gel. Burası tek sayı değilmiş. O zaman yine buraya merdivenimizi atalım biz. Yan tarafına farklı bir şey buluruz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şuraya saksımızı atalım. Bunun içine de bir tane inci çiçeği koyalım. Güzel oldu ama birazcık eksik hala. O yüzden hop şöyle aşağı inelim. Kendimize oraya bir tane ne koyabiliriz? Düşünün, acaba bizde yeterince malzeme var mı? Yeterince malzeme varsa bir planım var arkadaşlar. Onu yaparsak daha hoş durabilir. Bir tane deri alacağım. Onun harici şeker kamışı alacağım. Bir tane daha deri alayım. Mürekkebimiz yokmuş. Gidelim hemen bir tane mürekkep balığı avlayalım. Daha doğrusu ahtapot mu bunlar? İsimlerini tam hatırlayamıyorum ama mürekkep balığı olması lazım. Evet, mürekkep balığıymış. Gel buraya. Güzel, tamam. Siyah boyamızı da aldık. Senin de etin gelsin. Pişiririz. Şöyle yavaşça evimize gidelim. Gece oluyor yine. Yatıp uyuyalım hemen. Kapı açık kalabilir. Zaten direkt yatacağımız için. Bence gayet güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Şurada çiçeğimiz gözüküyor. Kalktığımız zaman burada direkt yatağımızı görüyoruz bu şekilde. Hoş bir görüntüsü var. Evet. Bizim tüyümüz var mı acaba? Yanlış hatırlamıyorsam bizim tüyümüzün olmaması lazım. Bir tane tavuk arayabiliriz tüy bulmak için. Evet, bizim tüyümüz yok arkadaşlar. Ben hemen bir tane tüy bulayım, daha sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar, evimize geri döndük. Ben buradan birazcık tavuk öldürdüm, oradan tüy düşürdüm. Ayrıca inek de öldürdüm. Yolda ineklere karşılaştım. Birazcık et ve deri verdi bu sayede. Açlığımız bir nebze olsun artık azaldı, kısa bir süreliğine de olsa. Şimdi zaten birçoğunuz benim yapmak istediğim şeyi anlamıştır diye düşünüyorum. Öncelikle kendimize buradan kağıt yapacağız. Daha sonra bu kağıtlarla kendimize bir tane kitap yapacağız arkadaşlar. Daha sonra mürekkep, kitap ve tüy koyarak da kitap ve tüy yapacağız. Ama sadece bununla da kalmayacak. Kendimize birazcık şuradan çubuk yapalım. Kendimize bir tane eşya çerçevesi yapacağız arkadaşlar. Evet. Ve buraya önce eşya çerçevesini, daha sonra da kitabımızı koyacağız arkadaşlar. Şöyle çevirelim, böyle dursun. Ve buraya bir tane de oturak yapmamız gerekiyor tabii ki de masamız olduğu için. Böyle iyi durur mu? Çok önde oldu. Şunu bir tık geriye alacağım şu şekilde. Şöyle burada hem oturup sanki kitabımızı okuyormuşuz gibi veyahut da bir şeyler yazıyormuş gibi yapabiliriz. Yanımızda güzel bir çiçeğimiz var. Onun haricinde buraya hemen bir tane sandık atmak istiyorum. Hani bir işlevi olduğu için değil, sadece görünüş olarak güzel gözüksün istiyorum. Baktığım zaman biraz daha dolu gözüksün diye. Kendimize hemen gidip bir tane demir alalım. Demir gerekiyor. Şuradan. O demir almadan önce de şuraya arkadaşlar biraz açmak istiyorum. Tarlamıza direkt buradan moblar girmesin. Creeper'dır, iskelettir, zombidir falan. Bizi sonra sıkıntıya sokarlar. Gerek yok. Tarlayı mahvetmesinler. Gidelim şuradan bir tane, iki tane demir alalım. Evet, şuradan birazcık demir alıyorum arkadaşlar. 5 tane yeterli olacaktır. Bir tanesini demir parçasına çeviriyorum. Daha sonradan da gördüğünüz gibi bir tane fener yapıyorum. Yine bir tane daha çevirelim. Bir fener daha yapacağım. Tamamdır. Kalanları geri koyabiliriz artık. Şöyle siz gidin.
Evet, yine gece oluyor. Hemen bir evimize gidelim. Yatalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Gündüz yaptık. Şimdi fenerimizin bir tanesini ben buraya koymak istiyorum. Masamızın üstüne güzel duracaktır burada. Sanki böyle bir masa lambası gibi. Hem masamızı aydınlatır hem etrafı odayı aydınlatır. Bir tane de şöyle asmak istiyorum arkadaşlar. Böyle yattığımız zaman buradan güzel bir görüntü şu şekilde görebiliriz. Ve yine odayı aydınlatmış olur. Burası böyle kalsın şimdilik. Odamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. O yüzden bir dahaki bölümde görüşürüz. Bir dahaki bölüm çok daha güzel boyutlar yapmayı planlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Görüşmek üzere.